Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün çim üzerine güzel bir ahtapot oyası yapacağız inşallah sizlerle. Çimini yaptım, ahtapotların üzerine kurdum. Gerçekten güzel oldu modelimiz. Modelimizin yapımında şöyle morla nar çiçeği olan yaz boyu kullanıyorum. Zemin kısmı beyaz olduğu için beyaz ipimi de kullanacağım. Çimimizin yapımında şöyle lastik kullanıyorum. Daha önce de yapmıştım. Seyredenler bilir. Lastikle yapıyorum. Bu daha hem kolay oluyor hem de boyutları çok güzel oluyor. Çimin 20 numara tığ kullanıyorum yapımında. 20 numara tığ şart değil. En az hangi tığa alışkınsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi oyayı göstererek inşallah yapımına geçelim. Bakın oya bu şekilde. Şöyle çimin üzerine ahtapot oyası. Çimlerinizi yaptıktan sonra lastiğin üzerinden çıkarır çıkarmaz ütüleyin. Eğer ütüledikten sonra yazmanın kenarını hemen dikecekseniz yazmanın kenarına dikin. Bakın şu yazmanın tığ battısını yaparak diktim ben. Tığ battısının üzerine diktim. Tığ battısının üzerine değil de yazmanın üzerine de dikilebilir. Direkt kıvırarak çimi. Bu şekilde diktikten sonra bu şeylerini koyun. Eğer yazmaya dikmeyeceksiniz de mutlaka lastikten çıkardığınızda çimlerinizi hemen ütüleyin. Ki şuraları birbirine girmesin, bozulmasın. Ben bunu lastiğin kenarından çıkardım, hemen uzattım, ütüledim. Bakın böyle kalıp gibi kaldı. Şimdi bunun yapımına geçelim. İpime tığıma sabitledim. Şöyle lastiği ikiye katlayarak alıyorum. Şöyle kıvırıyorum lastiğimi, en rahat yapma kısmı. Kıvırdım. Şöyle sabitleyelim. Tekrar iyi sabitlenmemiş. Bakın bu şekilde kıvırdım. Kıvırdıktan sonra altından giriyorum. Çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ben bunu bir zincirle yapıyorum. Arasına bir zincir çekerek yapıldı mı daha güzel oluyor çimler. İki zincir çektim ya, aralar ayrı ayrı hoşuma gitmiyor benim. Başına sarıyorum. Buradaki ipin arasından giriyorum. Arkadan batıyorum. Tekrar iki çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına sarıyorum. Arkasından batıyorum. İki çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum, başına sarıyorum. İpin içerisinden girerek böyle çıkarıyorum. Lastiğin altından battık. 2-2 çıkardık. Bir zincir çektik, tekrar başına sardık. Hem ipin arasından hem de lastiğin altından girip çim çok kolay yapımı, bir oturmaya dört kenarı yapabileceğiniz şekilde. Normalde bir öğlen oturmasına bir yere gittiğinizde, evde oturduğunuzda yani dört kenarı yapılabilecek kolaylıkta. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra bu kadar yeterli. Buradan ne yapıyorum? Ben buradan döneceğim. Siz bunun tamamını yaptığınızda dönmeyeceksiniz. Tabii ki şu uçtan düz kısmına düşsün diye şu uçtan ipi kopararak şu uçtan tekrar başlayacaksınız. Şimdi ben koparıp uğraşmayayım diye buradan dönüyorum. Şöyle birazcık açıyorum. Çimi başına sarıyorum. Şu orta kısımdan tığımı batıp 2-2 çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Her aradan birer zincir çekerek bu şekilde batıyorum. Bu kadar yeterli. Böyle çimimizi yaptıktan sonra bunu buradan koparıyorum. Buradan lastikten çekerek çıkarıyorum. Bunu böyle hemen çıkarır çıkarmaz, bakın çıkardık.
Çıkar çıkarmaz ütüleyin. Yaptıktan sonra şöyle kenar kısmına yapın, üstünü yapın, çıkarın, ütüleyin, yazmanızın kenarına ölçün. O şekilde de bir şey olmaz. Ütüledikten sonra herhangi hiçbir şey olmaz bu çime. Lastiğin üzerine yapın, üst kısmını yapın, çıkarın, ütüleyin. Kısa geldiyse biraz daha yaparsınız, üstünü yapar, onu da ütülersiniz. O şekilde yapın, boyutunu ayarlayın. Şimdi bunun üzerine değil de ahtapotlarımızı şöyle bunun üzerine kuracağım. Ben bunu başta da dediğim gibi tığ battısı yaptım. Tığ battısının üzerine diktim. Bunu arka kısmından kıvırarak tığ battısı yapmadan da dikilebilir. Ahtapotlarımızı şimdi şöyle bir tane şuraya yapacağım ben. Bu çimin üzerine yapmayacağım. Ben bunu bakın yazmanın ters kısmı çim üzerine dikilmiş. Buradan arasına kaç boşluk bıraktım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çim boşluk bıraktım ara mesafesini. 8. çimin şöyle üzerinden battım. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yanındaki çimin üzerine geçip bir zincir çekerek döndüm. Buradan içerisine bu şekilde tekrar battım. Buradan hemen bir tane örümceğimi çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yapmış olduğum bu örümceğin içinden iki tane ipin içerisinden tığımı battım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğneyi yaptıktan sonra 16.'yı şuradan yuvanın içine yapıyorum. Hemen tekrar örümceğimi yapıyorum. Başına bir zincirimi çekip şöyle iki katından tığımı batıyorum ipin. 15 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ahtapot bacağı yapacağız buraya. Bakın 3 tane yaptık. Şimdi bunu buradan koparıyorum ipimi. Ve şu üstlerin yapımına geçelim. Şu yanındaki çimden tığımı batıyorum. Tığımı battıktan sonra şu uçtaki ilk sık iğneden tığımı batıp kapatıyorum. Buraya bir, iki tane zincir çekiyorum. Başına sarıyorum. Sıradaki sık iğnenin içerisine iki iki çıkararak bir dolgu yaptım. Yanındakine battım. İki iki çıkardım. İkinci dolgu. Yanındakine battım. İki iki çıkardım. Üçüncü dolgu. Buraya bir, iki zincir çektim. Aynen en son battığımın dibine tığımı battım. Tekrar bir iki zincir çekip başına sardım. Bir, iki, üç. Tekrar bir iki zincir çekiyorum aynı yere. Batıyorum. Bir iki zincirimi çekip başına sarıyorum. Bu şekilde 3 tane üstüne yaprak yaptım. Buradan tabana batmadan şöyle bakın direkt buradaki
Ahtapot bacağının üzerine geçiyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Hepsinin üzerine 1, 2, 3, 3'er tane yaprak yaparak şuradan tutturup modelimizi bitiriyoruz. Evet, hepsinin üzerine 3'er tane yaptık. Sonuncunun üstüne de 3 tane yaptıktan sonra şuradan yanındaki çimin üzerine batarak 2 zincirimi çekiyorum ve buradan bitiriyorum. Bakın. Evet, bu şekilde son yaptığımız motif bu. Bakın. Ütüye bile ihtiyaç duymayacak. Çok güzel motifler. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.